Evet, değerli basın mensuplarımız hoş geldiniz. Değerli çalışma arkadaşlarım, herkese hoş geldin. Bugün güzel bir gün. Ayazma plajımızda işlerimize yakışan bir projenin adımını atıyoruz. Başlangıcını yapıyoruz. Yaklaşık 580.584 metrekare, yani 580 dönümlük bir arazide Şile'ye yakışacak güzellikte bir projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle inşallah güzel projeyi hayata geçireceğiz. Şile'nin en önemli destinasyon merkezlerinden bir tanesi. Sahilimiz, kumularımız, denizimiz, ormanımız. Yani İstanbul'un yanı başında, büyük bir metropolün yanı başında güzel bir turizm lokasyonu. Dolayısıyla buna yakışan bir projeyle önümüzdeki sezon inanıyorum ki inşallah insanlar geldiğinde büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyacak. Burada yaşayan hemşehrilerimize, gelecek olan vatandaşlarımıza herkese şimdiden hayırlı olsun. Yaklaşık 25 tane seyir terasının içinde yer alacağı, yaklaşık 16-17 kilometre uzunluğunda ahşap yürüyüş yollarının içinde yer alacağı, 12 tane içinde hizmet verecek olan büfenin içinde yer alacağı, efendime söyleyeyim, ve buradaki endemik bitki türlerini koruma altına alınacağı, buradaki aydınlatmasıyla, kent mobilyalarıyla, peyzaj düzenlemesiyle burada görmüş olduğunuz bu alanda birbirinden güzel etkinliklere imza atacağımız alanlar oluşturacağız. Yaklaşık 1700 metrekarelik bir alanda fitness yapılabilecek bir mekan hazır hale getirecek. Yaklaşık 2600 metrekarelik alan içerisinde çocuk oyun parkının yer alacağı ve 14 tane de voleybol, plaj voleybolunun yer alacağı sahalar burada hazır hale getirecek. Otopark detayları da düşünüldü. 413 araç, 83 engelli aracı, 10 tane otobüsün içinde yer alacağı büyük bir otoparkı da burada bu projenin içerisinde hazır hale getirmiş olacağız. Dolayısıyla güzel bir proje. İlçemize vizyonuna, turizm vizyonuna katma değer sağlayacak olan bir proje. Tamamen ahşap dekorlar üzerinde inşa edilecek. Doğal yapısına asla zarar verilmeyecek. Kimliğine asla zarar verilmeyecek. Vitrininde güzel bir projeyle bir dahaki sene ümit ediyorum inşallah sezonda açmış olacağız. Gelen insanlar farkı fark edecekler. Burada yaşayan hemşehrilerimiz, vatandaşlarımıza, gelecek olan vatandaşlarımıza, yerli yabancı turistlerimize hayırlı olsun. Şimdiden heyecanla açılışını bekliyoruz. Büyük bir metropolün yanı başında Şile kendisine yakışan turizm anlayışını gerçekleştirmesi gerekiyor. İstanbul'un tek mavi bayraklı sahillerine sahibiz. Yani böylesine kumulların yer aldığı, nereye giderseniz gidin, ister Akdeniz'de ister Ege'ye, birçok yerde bizim buradaki bu doğal zenginliğimiz, tabii memleketimizin her bir köşesi birbirinden kıymetli ve güzel. Ancak bizim Şile'miz gerçekten doğallıklarıyla çok daha güzel. Ormanlarının, kıyı sahillerinin, bu kadar yeşilliğin ve bu kadar doğal maviliğin içinde yer aldığı, birbirinden kıymetli değerlerin içinde barındıran, tarihi ve kültürel değerlerin içinde barındıran Şile'mize yakışan bu projeleri bütün sahil hatlarımızda projelendirmek suretiyle dönüştürmek istiyoruz. Daha güzel, daha faydalı bir projede sizlerle yine bir arada olacağız. Şöyle 9 tane şu an mevcut işletme sayısı var. 3 tane de ayrıca tuttuğumuz var. Onu yalnız projelendirmedik. Birkaç tanesinin dere kenarlarında denizle ilintili olduğu için onunla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Bakacağız. O hareketlilikte sıkıntı görmesi halinde onlar yapılacak. Onları da o ürünü yine buradaki imalatlarda kullanacağız. Yani farklı seyir teraslarıyla, efendime söyleyeyim, endemik bitki türlerinin koruması. Çünkü orada kullanılacak olan da ahşap figürasyon. Onlar da burada yine proje çerçevesi içerisinde değerlendirilecek. Bu ihalenin içerisinde bir de Şile bezi fabrikası var. O da burada değil tabi. Birileri orada bir algısal yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş. O proje bizim sanayi bölgemizde ürettiğimiz sanayi arazisi içerisinde gerçekleşecek. Yalnız bu projenin içerisinde tabi bu proje ihaleye çıkarken millet bahçesi diye çıktı.
Yani bu bahsetmiş olduğum, burada millet bahçesinde yapılacak olan bu bölgede Şile bezi üretim tesisi sanayide kurulacak. Temeli orada atılacak. Onu da hazırlıklarını yapıyoruz. Onu da temelini hep beraber birlikte atacağız. Bu görmüş olduğumuz alanda da tamamen sahil kıyı düzenleme çerçevesi adı altında proje hayata geçecek. Müteahhitlerimiz burada, arkadaşlarımız bugün dün ilk kazmayı vurdular. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde sezona yetiştirmek ümidiyle bu projeyi hayata geçireceğiz. Ben istemiyorum. Sezona da yetiştirmesini yetiştireceğimizi düşünüyoruz başkanım. Planımızı yaptık. Artık evet. Bu saatten sonrası gerekli çalışmalarımızı yaptık, yetiştireceğiz. Bir sorun görünmüyor şimdi. Eyvallah. Sırasıyla başlayayım da. İşte mesela pazartesi günü Allah'tan bir manikeler olmaz ise Ava Yakup Caddesi'nin açılışını yapacağız. Cuma günü Federasyonla açalım. Bir türlü alıştıramadım o federasyonu. Kendim halen de aşağıda aşağıda diye gidiyor da federasyonun açılışı olacak. Pazar günü Palamut Festivalimiz olacak. Bir taraftan Şile Bezi Üretim Tesisi'nin temelini atacağız. Bir taraftan Şile Belediyesi'nin Belediye Hizmet Binası'nın temelini atacağız. Bir taraftan Kaymakamlığın temelini atacağız. Emniyet Müdürlüğü'nü ihale ettirdik. Şimdi bir daha bir ihale edilecek. Yeni rakamlar belirleniyor. Onun bir taraftan temeli atılacak. Bunlar bir taraftan yürüyor olacak. Bir taraftan Millet Bahçesi'nin hazırlıklarını yaptık. Şimdi ihalesini yapacağız. Onu da sezona yetiştirmek istiyoruz. Bir taraftan Ava'daki Tabiat Parkı'nın sürecini hazırladık. Onların da şartnamesini hazırlıyoruz. Onu da ihale yapıp onu da sezona yetiştirmek istiyoruz. Yeni prestij caddeleri hazırlıyoruz. Ava'daki Aşıklar Yolu ile ilgili evet. Oraya Allah nasip ederse inşallah giriyoruz. Gençlik oradaki Gençlik Merkezi Kütüphane bitmek üzere onun açılışını yapacağız. Hizmetse bundan daha nasıl olur bilmiyoruz. Bir dahaki sene turizm açısından herhalde Şile çok farklı bir yıl yaşayacak. Türkiye 100 yılına hazırız Şile olarak. Pazartesi meclis de Ava'da. Pazartesi günü meclisi de Ava'da yapacağız. Uzun zaman sonra ilk defa Ava'da bir meclis olacak. Meclis sonrasında da 18.30'da da Ava'daki Yakuplu Caddesi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün halkımızı da sizlerin sayesinde biz de davet etmiş oluruz. Gelenler o güzelliklere ortak olurlar. Ava'da önemli bir turizm açısından önemli bir destinasyon merkezi. O caddeyle beraber farklı bir prestij kazandı. Özellikle turizmin yoğun yapıldığı bir bölge, dere kenarındaki o bölgelerde. Yapmış olduğumuz projeyle beraber farklı bir zenginliği de gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun. Biz Ordu'ya gidiyoruz. İlçe başkanımız nerede? Erdoğan başkanları. Ordu'ya gidiyoruz. Ordu şöyle, 3 seneden beri Ordu'ya Ordu derneklerine söz vermiştik. Oradaki belediyeleri ziyaret etme konusunda. Gezmeye gitmiyorum yanlış anlama. 17 tane ilçe gezeceğim 2 günde. Ya bu kolay bir şey değil. Orada bir yerden bir yere. Bugün 3 tane ilçe ziyareti var. Onları düşürelim dedik. Bakayım indirebilirsek indireceğiz. İndiremezsek hepsini bir araya toplayalım dedik bazılarını. 7-8 tane ilçeyi ziyaret edelim. Geri kalanı da bir yerde toplayalım dedik. Eğer öyle bir şey yapabilirsek belki biraz daha az yoruluruz. Havayolunun ihalesi bitti biliyorsunuz. Orada farklı 2 ihale oldu. O da muhtemelen Bakan Bey'in söylediğine göre sinyalizasyonla ilgili eksiklikler tamamlanıyor. Bu yılın sonuna doğru açmak gibi aktif hale getirmek gibi bir niyet var. Yani yeni bir ihale daha yapıldı. Ne kadar doğayardan? 6 milyar. Yeni bir ihale daha yapıldı. 6 milyar lira bu yolun tamamıyla ilgili. İhale yapıldı değil mi? Yapıldı. 6 milyar lira. Ya arkadaşlar bakın dün Sofular'da bir açılış yaptık sizinle beraber. Sofular Kavşağı. Daha doğrusu 10 gün sonra açılış yapılacak. 7 milyon lira. Yani 600 metre 3300 ton asfalt atılıyor. Ve ulaşımla ilgili ciddi bir problemdi. Benim ilçe başkanımda o zaman da konuştuk. Ya bu yolu bitir başka bir şey demiyoruz dendi. Bitiyor. Yani bizdeki bu işler hani çok kolay zannediliyor ama hiçbiri kolay değil. Yani bir iş yapıyorsun 7 milyon lira. Bakın şu ihalenin bedeli ve atarışlar 130 milyon lira. 140 küsür milyon lira Şile Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın projesi. Birinde 10 milyon proje, birinde 15 milyon proje, birinde 20 milyon proje. Ya bunları konuşmak herhalde eskiden çok şeydi, hayaldi. Şimdi bunlar o kadar dile kolay geliyor ki. Yani yapın kardeşim. Ya öyle değil işte bu işler. Bak bu ekip şurada görmüş olduğunuz çalışma arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar.
arazideyiz. Ne cumartesimiz var ne pazarımız var. Şikayetçi değiliz. Kimse yanlış anlamasın. Bu millete hizmetkar olmaya geldik. Yani dolayısıyla hakkında verdiğimize inanıyorum. Gece gündüz teşkilatımızla beraber Cumhur İttifakı olarak biz 2023 seçimlerine hazırız Allah'ın izniyle inşallah. Hizmetlerine... Kamuda kısıtlama olmasına rağmen Şile'de kısıtlama yok başkanım. Evet. Bu yani, en önemli yanı yani, bu ya. Bakın birçok yerde bunlar bekletilirken Şile'deki bütün bu projelerin hepsi takır takır akıyor. Bakın biraz önce söyledim ya, buraya başladık bak. Öyle hikayeden kazma vurmadık. Bir dahaki seneye Allah ömür verirse inşallah beraber açılışını yapmaya geleceğiz. Bu projeyle beraber hayal ettiğimiz o turizm vizyonuna adım atmış olacağız. Bir dönüşüm sağlıyoruz. Aslında bu Şile'deki turizmin bir dönüşümünün temeli adımı. Ve sahiller, Nurcan söyledi, 70 kilometrelik sahil hattında ve örnek bu projeleri bundan sonraki Uzunkum'da ve diğer plajlarımızda aktif hale getireceğiz, hayata geçireceğiz. 70 kilometrelik bu kadar değerimizi, bu kadar kıymetli değerimizi ya bir karar vereceğiz. Doğalını koruyarak yapacağız. Dokusuna zarar vermeyeceğiz, kimliğine zarar vermeyeceğiz. Bakın hep ahşap değil mi? Müteahhitimiz burada. Ahşap esasına binaen burada şekillendirdik. Endemik bitki türlerini koruyacağız. Bakın şu an vahşi bir kullanım söz konusu. Bunları tamamen disipline edeceğiz. Araç girişlerini, çıkışlarını kontrol altına alacağız. İstedikleri gibi kafasına göre gidip buralarda efendim söyleyeyim o şey araçları, kum araçlarıyla buralarda girip atmayacaklar. Esas zarar bu. Biz bu projeyle bunları koruma altına alıyoruz. Güvence altına alıyoruz. Dolayısıyla bu proje sağlıklı bir proje. Bu proje Şile'nin vizyonu açısından önemli bir proje. Yine söylüyorum. Bugün yapacak olduğumuz belediye hizmet binası, kaymakamlık binası herhalde eski teknolojiyle 70-80 yıl devam eden değil mi Rafet abi? Evet. 70-80 yıl bu proje hizmet veriyordu. Şimdi yeni teknolojiyle beraber herhalde 100 yılı aşkın yani bir asra imzamızı atacağız. Ya sizler de buna tanıklık etmiş olacaksınız. Biz bu işi beraber birlikte yöneteceğiz dedik. Birlikte de yönetiyoruz. Belediye hizmet binası ihtiyaç mı? İhtiyaç. Yani 18 küsür noktada hizmet veren çok dağınık bir yapımız var. Onları tek çatı altına topluyoruz. Aynı şekilde kaymakamlık binası depremle beraber zarar görmüştü. Güçlendirildi ama yeterli anlamda hizmet vermiyor. Bakın adliye için adım attık. Adliye binasını da inşallah gerçekleştireceğiz. Tapuyu tamamlayacağız. Emniyet müdürlüğü binasını yapacağız. Ya bunlar başlı başına hepsi bir başlık.